Gerçekten o kadar zor bir 4 gün geçirdim ki artık böyle sabahları kalktığımda ağlıyordum ya. Yani dalga geçiyorlar insanlarla resmen ya. Herkese merhaba. Ay yüzünden hiç modumun olmadığı nasıl belli ya? Biz çıktık. Nereye gidiyoruz? Şöyle arkada yığınla kargo var. 4-5 tane iade ürünlerim var. Onları kargoya bırakacağız. Ondan sonra Instagram'da takip ettiğim bir sayfa var, Brandesink diye. Mağazası da Fatih'teymiş sanırım. Orada mükemmel bir gömlek beğenmiştim. O gömleği şu an sarmış durumdayım. Oraya gidip gömleğe bakacağım. Eğer varsa bedeninde mutlaka alacağım. Geldik mi kargoya? Bu arada daha sonra size bir şey anlatacağım. 4 gündür mahvolmuş durumdayım. Vallahi artık böyle sabahları ağlayarak uyanıyordum. O kadar rahatsızdım ki. Cuma gününden beri, tabii Cuma gününden beri bugün ilk defa dışarı çıkıyorum. Teşekkür ederim, iyi günler. Kargoların ikisini verdim. Şimdi Sürat'a gideceğiz, sonra da şeye gideceğiz. Yok, MNG Aras. Yok, Aras değildi. Dur MNG'yi bakacağım. verdin zaten şimdi. Ay şu maskeyi hiç... Aa, küpeme takıldı. Aras Kargo kapalıymış. Yani açık, içeride işlemler falan yapılıyor ama sistemlerimiz kapalı diyor. Sabah 9.30 ve 12 arasında çıkmış. Zaten böyle kargoda çalışan insanlar, bunalmadan gelen müşterileri olan tavırları var ya, beni benden oluyor. Şimdi Aras Kargo ya, ama cidden çok sinirlendim. Şu an bak yeni yeni kendime geliyorum. Susturucu mu istiyorsun? Hayır ya. Ne? Şeye sinirlendim. Aras Aras Kargo. Kargo'nun bir şubesine gittik. Gittim şey dediler. İşte 12 sabah 9.30 ile 12 arasında çalışıyoruz hanımefendi. Şimdi başka bir şubesine geldim. O da diyor ki saat 3'te kapanıyoruz. Yani dalga geçiyorlar insanlarla resmen ya. Gerçekten saçma. Her neyse, Aras Kargo ile alakalı şikayetimi daha sonra ilgileneceğim bu konuyla. Şimdi o çok beğendiğim gömleği almaya gidebiliriz Fatih'e. Yüzüm bir pürüzsüz, bir kaymak gibi duruyor. Farkında mısın? Her zaman Anlı. öylesin. Sanki nur inmiş bana. Her zaman kendin. Ay teşekkür ederim tatlım benim. Az önce video çekerken Denizbank'tan aradılar. 3-4 gündür arıyorlar üst üste kampanyayla ilgili. İlgilenmediğimi söylüyorum ama hala arıyorlar yani. Israrcılığı, yani bankaların bu geleneksel ısrarcılığı. Buna yapacak bir şey yok. Anca terslemek gerekiyor. Anıl da bana kızıyor. Niye tersliyorsun? Belki kampanya bahsedecekler. Belki bonustan bir şeyden bahsedecekler. Şimdi ben banka olaylarını çok sevmiyorum. Ben kredi kartı kullanmayı da... Niye gülüyorsun pis pis? Anladım. Ben kredi kartı kullanmayı, bankaları sevmiyorum. Borcu sevmiyorum yani. Ama Anıl benim tam tersim. Bayılıyor. 7 tane kredi kartı vardı. Gören de zannedecek ki şirket işletiyor yani. Ama ben tabii ki de onları evlendikten sonra kapattırdım. Şu an güncel 2 tane var. Çok korkuyorum kredi kartından, bankadan. Hani sevmiyorum. Daha çok böyle nakitçiyim. Param varsa harcayayım mantığındayım. Anıl da aksine her şeyi kredi kartıyla almayı çok seviyor. Niye? Bonus gelirmiş bize oradan. Yok para puan gelirmiş, şu gelirmiş, bu gelirmiş. Bunların hepsi tuzak işte, tuzak. Aslında paran yok ama kredi kartındaki limiti paran zannedip harcıyorsun. Bence öyle. Sonra ay sonu geldiğinde işte o kredi kartının ödemesi bu kadar oldu. Ne Yo, yapacağız? ben Nasıl ay ödeyeceğiz sonu vesaire. kazanacağım paraya göre hesaplıyorum, ona göre harcıyorum yani. Ama ben harcayamıyorum. Biliyorsun ki alışveriş tutkunluğum var. Kredi kartı girdabına bir sokarsam beni çıkamam bak. Beni bu batağa sokma bence. Bence de.
bakıyor. Duvarlar var, baksana. Sana bir şey söyleyeyim. Duvarlar. Bana marketten yiyecek. Ben bu vlogun ismini buldum. Maskemi çıkartayım. Bu vlogun ismi isyan vlogu olacak. Çünkü bugün isyan üzerine isyan ediyorum. Mağazaya geldik. Önce mağazaya girmeden önce olanı anlatayım. Bir tane kız geldi. De burası Fatih, hani burada dilenen falan çok oluyor biliyorsunuz. Bir tane kız geldi. İşte abla bana kahvaltılık alır mısın dedi. Yiyecek bir şey yok evde falan. Her neyse. Biz de bu Ramazan ayında hiç hayır işlememiştik. Yani hani yardım, bir erzak paketi falan hiç yapmadık hanım. O yüzden normalde kendi ağzıyla yardım isteyen kişilere yardım etmeyi sevmeyen bir insanım. Edemiyorum yani. Benden yardım isteyene yardım etmek içimden gelmiyor. Anca benim içimden gelecek. O benden istemeden ben yapacağım yani. Her neyse, kızın suratına bana bir mazlum geldi. Kıyamadım. Gittik markete. 50 liralık kaşar aldı. Nutella aldı en büyük şişesinden. Dedim ki istediğini al. Ondan sonra işte çay may aldı. Peynir aldı 30-40 liralık. Neyse aldığı şeyler 4 parça şey aldı. Kaşar aldı, peynir aldı, çay aldı, Nutella aldı ve bunlar 130 lira tuttu. Çünkü marketten şey çok pahalı. Dedi ki abla birazcık da zeytin alabilir miyim? Birkaç bir şey daha istedi. İşte böyle abur cubur tarzı. Dedim ki ablacığım hani biz hazırlıklı çıkmadık. Yanımızda o kadar çok nakit yok. Hani bunları alabileceğiz biz şu anda sana. Ya da istiyorsan dedim bunları bırak, daha uygun şeyler al. Daha fazla şey al. Şimdi sen her şeyin en kalitesini 50 liralık kaşar biz evimize almıyoruz. Ben BİM'den alıyorum kaşarı. Ben kaşarı BİM'den alıyorum yani. Her neyse ya, Rabbim bizim yaptığımız sevabı biliyor. Orası ayrı da. Çok da konuşmayalım üzerine. Her neyse öyle işte. Markette falan böyle birazcık bana yüklendi. Ben de sinirlendim. Yani sinirlendim değil ablacığım dedim. Yani hani üstüme giriyor, ısrar ediyor böyle. Hani dedim yanımda nakit yok. Yani eğer bu şekilde ısrar ederse şu an bunları da almayacağım ama dedim yani. Ondan sonra ne demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani istendiği zaman, bu şekilde fırsata çevirdiği zaman insanın içinden yapmak da gelmiyor. Kapıda beni bekliyor yine. Dedi ki, bir de dedi, kardeşimin dedi ayakkabısı yok. Abla bana para verir misin açlık ayakkabı alayım. Ben de güldüm. Para mı istedi? Evet. Ben duymadım onu. Duymadın mı? Nasıl gözleri açıldı. Geldik mağazaya. Benim bu beğendiğim gömlek normalde 110 liradan 50 liraya düşmüş gömlek. Her neyse hatta yazdım, dedim ki yeriniz bana çok yakınmış. Ben dedim buradan değil de mağazanızdan direkt gelip alayım diye. İşte buyurun efendim bekliyoruz falan. Her neyse biz şimdi çıktık geldik mağazaya girdik, gömleği denedim. Fiyatı dedim 50 liraydı değil mi? Yok dedim, mağaza fiyatlarımız farklı. Mağaza fiyatın nasıl farklı? Yani senin Instagram fiyatınla mağaza fiyatımız farklıdır diye bir bilgi yazmıyor. Ve senin bir web adresin var. Web sitende de zaten fiyat aynı, 50 TL. Neyse dedi, size dedi 60 lira olsun dedi. Zaten dedi web sitesinden de almış olsaydınız 50 artı kargo ücreti 60 TL olacaktı dedi. Velhasıl kelam. Arkadaşlar midem bulandı, onu da almadım. Almadım, gıcık oldum. Yani 50 lira veren 60'ı da verir. 10 lirayla niye almamazlık yaptın diyeceksin. Bu cimrilikten değil. Tamamen uyuz oldum kadına yani. Böyle esnaflık olmaz. Böyle satış da olmaz yani. Bu kafayla giderse orası daha çok sinek avlar. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Gözlüğü kafamdan çıkartmıyorum çünkü şu an toka görevini görüyor. Ben biliyorsunuz ki 3,5-4 aylık bir botoks, 3,5-4 ay önce botoks yaptırdım ve midem şu anda botokslu. Etkisi artık kayboldu diyebiliriz. Ama yavaş beslenmeden dolayı midem epey bir küçülmüştü ve ben 3,5 ayın sonunda ilk defa bu kadar tutarsızca ve kalorili beslenmeyi kafaya koydum ve geçtiğimiz cuma günü gecesi, tabi sahur günü, fütursuzca ve tutarsızca deli gibi yedim sahurda. Neden böyle bir psikolojiye geldim bilmiyorum. 3,5 aydır ilk defa inanın bu şekilde bir yeme krizi yaşadım. Bir tane simit yedim, bir tane poğaça yedim, bir tane açma yedim.
Ve bunların hepsinin yanında iki bardak su içtim, bir tane soda içtim. Şimdi sahuru yaptık. Yaptıktan sonra Anıl'a dedim ki ezan okumasına 10 dakika falan var. Anıl dedim midem aşırı derecede ağrıyor. Ezan okumasına da 10 dakika var. Bana hemen bir soda ver. En azından şu sodayı içeyim, yediklerimi sindireyim. Neyse ben sodayı içtim. İçtikten sonra zaten şöyle bir iki büktüm kaldım. Kesinlikle doğrulamıyorum. Mideme deli gibi ağrı giriyor. Bir de ben çok su içen bir insanım. Ertesi gün çok susarım paniğiyle. O kadar çok su içtim ki o daha da çok mideme baskı yapmaya başladı. Bekonis diye bir ilaç var. Tuvalet ihtiyacını giderme ilacı. Kabız olanlar belki kullanıyorlardır, bilenler vardır aranızda. Eczaneden temin edilen bir ilaç. Ben o Bekonis'i evimde bulunduruyorum çünkü botoks yaptırdıktan sonra çok fazla kabızlık problemi yaşamaya başladım. Koruyucu da bana Bekonis'i önermişti. Bekonis kullanıyorum. Aslında çok sık kullanmamak gerekiyor. Tabii ki de ister istemez bağırsak tembelliği yapıyor. Ben zaten çok kullanmıyordum. Haftada bir falan kullanıyordum anca. Şimdi çok yiyince de kendimi Bekonis'e vurdum. Yani dedim ki Bekonis'i içeyim. En azından yarın tuvalete çıkarım. Yediklerim içimde kalmaz. Kalori almam mantığıyla. Ben bunun üzerine hemen Bekonis içtim. Bir tane değil iki tane içtim. Ertesi gün hiçbir şey yok. Normal diğer zamanlarda Bekonis'i kullandığım gibi lavaboya çıktım. Sonrasında akşam oldu. Hiçbir şeyim yok. O gün böyle hafiften bir midem rahatsız ama hani böyle çok çok beni etkileyen şekilde değil. Akşam oldu. O gün zaten hiçbir şey yemedim. Anladım yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yiyecek kapasitem zaten hiç yok. Yani düşünün o gün sahurda yediklerim ertesi güne kadar bende etkisini sürdürdü. O kadar çok tokum. Saat 9-10 gibi kalktım. Ama bir mide bulantısı size anlatamam. O kadar çok midem bulanıyordu. O kadar çok midem karışıyordu ki. Karnımda resmen düğün var ya. Kabusu size anlatamam. Aşırı derecede mide bulantısı. İshal ve yani 3 gün 4 gün boyunca resmen uyuyamadım lavaboya çıkmaktan. O kadar çok susuz kaldı ki vücudum, o kadar çok halsizleştim ki ne Instagram'da ne hiçbir yerde aktif değildim ya. Böyle resmen bitkisel hayatta gibiydim. Sabahları artık 200 saatlik uykuyla uyanıyordum. Sabahları artık mide bulantısından ağlıyordum. Ben zaten kusmaktan ve mide bulantısından çok korkan bir insanım. Midem bulandığı zaman otomatik olarak böyle ağlamaya başlarım kusacağım korkusuyla. Hatta pazartesi günü de annemleri iftara davetliydik. Annem çok sevdiğim için bana sütlaç yapmış, lahmacun falan yaptırmış. Hiçbir şey yiyemedim. Sadece çubuk kreker ve tuzlu leblebiyle beslendim yani. Öyle arkadaşlar çok sıkıntılı günler yaşadım. Ders oldu en azından. Hani bir daha kesinlikle bu şekilde bu kadar sağlıksız beslenmeyi düşünmüyorum. Bu da size bir tecrübe olmuş olsun. Ben daha öncesinden kabızlık problemim olduğunda çok fazla böyle sinemaki içeren çaylar, işte tuvalete çıkarma ilaçları falan çok kullanıyordum. Ama bu saatten sonra asla kullanmayı düşünmüyorum şu birkaç gündür yaşadıklarımdan sonra. Bu bana büyük bir ders olmuş oldu. Ve bir daha kesinlikle bu şekilde sağlıksız beslenmeyi düşünmüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Birazcık kısa bir vlog olacak. Bu sefer çok uzun bir vlog olmayacak. Bir sonraki videolarımda tekrardan görüşürüz inşallah. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi öpüyorum.